hocam ders sizin müsaadenizle. Teşekkür ederim. 5 dakikada fizik kanalına hepiniz hoş geldiniz. İsteyen arkadaşlar videoyu hızlandırarak izleyebilirler. Arkadaşlar Newton'un birinci yasasını anlatacağız bu 5 dakika içerisinde. Durmakta olan bir cismi hareket ettirebilmek ya da hareket halindeki bir cismi durdurabilmek için bir cisme kuvvet uygulamak gerekir. Uygulanan kuvvetin etkisiyle hızı değiştirilen cisme bir ivme kazandırılmış olur. Arkadaşlar bu ivmenin büyüklüğü ise hem cismin kütlesine hem de cismi cisme uygulanan kuvvete bağlı olarak değişir. Cisimlerin hareketlerini harekete neden olan kuvvetlerle birlikte inceleyen bölüme biz dinamik diyoruz. Dinamik ise Newton'un hareket yasaları diye ifade edilen 3 ile açıklanır. Bu videoda sadece birinci yasayı açıklayacağız. Arkadaşlar Newton'un birinci hareket yasası Birinci yasa eylemsizlik ilkesidir. Yani nedir bu eylemsizlik ilkesi? Gelin birlikte bakalım. Eğer arkadaşlar bulunduğumuz ortamda hava ya da zeminden kaynaklanan sürtünme olmasaydı bir şeye hareket kazandırdığımızda o hareketine devam edecekti. Ama ne yapıyor? Hava engelliyor ya da zemin onu engelliyor. Bunu iyi anlayabilmek için uzay boşluğunda hareket eden bir cismi Gözünüzde canlandırabilirsiniz. Bir. Uzay boşluğunda herhangi bir cismi hareket ettirirseniz onu önüne çıkan bir engel olmadıkça hiçbir şey durduramaz. Çünkü hareketine devam etmek ister. İşte bu sabit hızda gitmekte olan bir cismin hızının yine sabit olarak kalacak şekilde hareketine devam edeceğini bize söyler. 2. İki. Arkadaşlar ikinci olarak da bir nesne, bir cisim hali hazırda duruyorsa bu uzay boşluğunda da olabilir. Bu bulunduğumuz ortamda da olabilir. Duruyorsa durmaya devam etmek ister arkadaşlar. Yani siz onun durmasını engelleyecek şekilde herhangi bir kuvvetle yönünü doğrultusunu değiştirirseniz o zaman ne yapacaktır? Durmak istediğini gözlemleyeceksiniz. Yani arabada gidiyorsunuz mesela Evet hocam. Belli bir sabit hızda gidiyorsunuz. Ondan sonra birden frene bastınız. Emniyet kemerinde şöyle büyüklendiğinizi gördünüz. Hareket etmeye devam etmek istediğinizin bir göstergesi bu. İkinci olarak arabanın içinde oturuyorsunuz. Birden birisi gaza bastı ve koltuğa geriye doğru yapıştınız. Bu da sizin duruyordunuz ve durmak istiyor olduğunuzun hareket başlatılsa bile bulunduğunuz sistem gereği durmaya devam etmek istediğinizin bir göstergesidir. İşte biz buna eylemsizlik ilkesi diyoruz. Newton'un birinci yasası bunu anlatıyor arkadaşlar. Hmm. Burada şunu söylemiyoruz. Bir cismin ya da bir nesnenin üzerinde hiç kuvvet yok demiyoruz. Bakın burada hali hazırda üzerinde bir sağa doğru F kuvvet. Sola doğru bir başka kuvvet görüyorsunuz. Yani birbirini dengelemiş. Neymiş demek ki eylemsizlik ilkesi? Dengelenmiş kuvvetlerin olduğu durumları konuşuyoruz. Durmakta olan cismin üzerinde kuvvetler var yani yok değil. Ama bunlar birbirini dengelediği için arkadaşlar duruyor. Benzer şekilde sabit hızla hareket etmekte olan cismin de üzerinde hali hazırda kuvvetler var olabilir. Yani yok değil. Evet. Ama bu kuvvetler nedir arkadaşlar? Birbirini dengelemiştir. Demek ki Newton'un birinci yasasında denge durumu var. Newton'un ikinci yasasında ise denge durumunun bozulduğunu göreceğiz. Ortada bir F net kuvvetinin var olduğunu, kuvvetlerden birinin baskın geldiğini göreceğiz. Newton'un üçüncü yasasında ise yine arkadaşlar bir denge durumunun var olduğunu göreceğiz. Ama önce birinci yasayı tekrarlayalım. Birinci yasa demek dengelenmiş demek. Yani durmakta olan bir cisim durmaya devam ediyorsa üzerindeki kuvvetler birbirini dengelemiştir durmaya devam eder. Sabit hızla hareket etmekte olan bir cisim ise sabit hızla hareketine devam ediyorsa üzerinde kuvvetler olabilir. Başka? Olmayabilir. Varsa bunların da birbirini dengelediğini söylüyoruz. Her iki durumda da arkadaşlar F net sıfırdır. Dolayısıyla ivme yoktur. Çünkü hızında bir değişiklik olmuyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Biz öyle bir nesildik işte bu memleketi ayaklarımız çıplak, kırımız aç ama şuramızdaki imanla kurtar. Yaşa hocam.